Önemli sorumuz su dağlarında kırınım sorumuz. Şekilde derinliği her yerde aynı olan dalga leğeni bir kaynak tarafından doğrusal sular üretilmektedir. Dağlar leğenin içindeki engeli ulaştıktan sonra şekilde verilen desenler oluşuyor. Yani doğrusal gönderdiğimiz dağlar dairesel halde geliyor. Buna göre dalgalarla ilgili olarak aşağıdaki yerlerden hangisi söylenemez demiş. Altını çizdiğimiz yerde derinlik aynı ifadesi. Derinlik aynı olması hızlara değişmemiştir öncümlü bizim için doğru olacaktır. Çünkü hız ortamın özelliklerine bağlı da derinlik aynı olduğu için değişmemiş. Frekansımız kaynağı bilim zamanında ürettiği dalga sayısıydı. Kaynakla da oynamadığı için frekans değişmemiştir. Zaten olay doğrusal dalgaların dairesel görüntü almasına kırınım olayı demiştik. Kırınım olayı gerçekleşmiştir. Konumuzdaki tek bağıntımız olan hız, frekans, dalga boyu ilişkisinde hız ve frekans değişmediği için dalga boyu da değişmemiştir. Öncülü doğru olup söylenemeyecek olan girişim olayıdır. Cevabımız Bursa olacak. İkinci sorumuz yine 12. sınıf konumuz olan elektromanyetik dalgalarla ilgili bir soru. Maxwell denklemleri aşağıdaki dalgalardan hangisini açıklamada başarılı olmuştur? Maxwell denklemleri arkadaşlar elektromanyetik dalgalar için oluşturulmuş. Zaten A, B, C ve D şeklinde verilen dalgalar mekanik dalgalar dediğimiz dalgalardır. Ve Maxwell elektromanyetik dalgalar üzerinde çalışma yapmıştır. Cevap elinde olmalı. Üçüncü sorumuz bir enerji sorusu. KLN, özdeş ve türdeş prizmaları şekildeki gibi konulduğunda yere göre potansiyel enerjilere EKL, EN oluyor. Buna göre prizmalar şekildeki gibi konulursa EKL ve EN için ne söylenir? Burada yere göre potansiyel enerji ifadesinde türdeş dediği için cisimlerimizin kütle merkezlerinin tam orta noktada olduğunu, özdeş demekle de kütlelerinin eşit olduğunu isim vermişti. Ve potansiyel enerjiyi de yere göre potansiyel enerjiyi hesaplarken MGH'daki H için cismin kütle merkezinin yere olan yüksekliğini söylememiz gerekiyordu. Bu yüzden her bir kütlenin yere olan konumuna, yani yere olan yüksekliğine bakacağız. K noktasının yere olan yüksekliği alçaldığı için potansiyel enerjisine kütle ve yerçekliğine sabitken H azaldığı için K'da bir azalma. L cisminin kütle merkezi yukarı çıktığı için yere olan yüksekliği, yani konumu arttığı için L'de bir artma. Ve son olarak N noktası aynı yerini korumuş, yani kütle merkezinin yeri değişmemiş. O yüzden N'nin değişmez, yani cevabın alanı olması gerekiyor. Evet, dördüncü sorumuz bir atış sorusu. Bir çocuk hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden ilk atış hareketiyle taşı yataydan en fazla 20 metre uzağa atabiliyordu. Burada en fazla ifadesi yapılan ilk atış hareketinde atılma açısının 45 derece olduğu bilgisini hatırlamak istiyor. En fazla 20 metre uzağa atıyorsa 45 derecelik bir açı yapmamız gerekiyor. Açı 45 derece olduğu için de atış hızımızın yatay ve düşey bileşenlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Ve yatayda aldığı yol bilgisinin 20 metre olduğu, düşeyde çıkabileceği maksimum yüksekliğin ne olacağı bizden istenmiş. Yatayda yatay hız değişmediği için sabit hızla hareket olduğu için x eşittir vt bağıntısını. Düşeyde ise cisim yer çekilmesine yavaşlıyor, yani ivmeli bir hareket yapıyor ve maksimum yüksekliğe çıktığında bu düşey hızı sıfır oluyordu. O yüzden de düşeyde sabit ivmeli hareket olduğu için de ortalama hız çarpı zamanla mesafe tayin ediyordu. Cismimizin çıkış süresiyle iniş süresi birbirine eşit olmak zorundaydı. Çıkış süresine t, iniş süresine t diyecek olursak. Yatayda aldığı yol olan 20 metre, yatay hızı olan v hızı ve toplamda 2t'lik sürede alacaktır. Düşeyden gideceği maksimum yükseklik olan h max için ise ortalama hız olan ilk hızla son hızın yarısı, ki bunu sabit ivmeli tüm hareketlerde kullanabiliyorduk. Yani v bölü 2 ortalama hızıyla ve maksimum yüksekliğe çıkma süresi olan t ile çarpacağız. Yukarıda 2vt'nin 20 olduğunu görmüştük. O zaman vt bölü 2'nin de 5 metre olması, yani çıkabildiği maksimum yüksekliğin 5 metre olması. Bir sonraki sorumuz bir enerji dönüşümü sorusu. İçi dolu kürenin H kadar yükseklikten serbest bırakılarak yere geldi. Sorumuzda diyor kalın. Yerden yüksekliği H olan şekilde geyik düzeninin en üst noktasından serbest bırakılan en kütleli R yarıçapı içi dolu küre kaymadan dönerek aşağıya iniyor. Küre geyik düzeninin en alt noktasından 5 metre bölü saniyelik hızla geçtiğine göre H nedir diyor. Buradaki enerji dönüşümümüz
kaybedeceği potansiyel enerji olan MGH, hem öteleme kinetik enerjisi olan 1 bölü 2 mv kare, hem de dönme kinetik enerjisi olan 1 bölü 2 I omega kareye dönüşmesidir. Daha önceki derslerde bahsettiğimiz gibi dönme kinetik enerjisinde kürenin eylemsizlik torku verilmişse, dönme kinetik enerjisi formülü yerine 1 bölü 2 I omega kare formülü yerine öteleme kinetiği olan 1 bölü 2 mv kare I'nin önündeki kat sayıda çarpımı kadardır ifadesiyle dönüşümü yapabiliriz. Ve böylelikle öteleme kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kare, dönme kinetik enerjimiz 1 bölü 5 mv kare, yani MGH dediğimiz potansiyel enerji 7 bölü 10 mv kareye dönüşecektir. Burada olay kütleden bağımsızdır, kütle sadeleşti. G saatimiz 10 vermiş. O yüzden 10 çarpı H eşittir 7 bölü 10 çarpı hızımızı 5 vermişti, karesi 25. Buradan da H eşittir 7 bölü 4 olarak karşımıza gelecek. Cevap denizli 6. sorumuz. Sıraçlarla ilgili bilgi bize verilmiş. Bu bilgi doğrultusunda soruyu çözmemiz isteniyor. Bir sıraç çok hızlı bir şekilde yük depo eder ve istendiğinde bağlı olduğu devreye ani yük akışı sağlar. Sıraçın bu amaçla kullanımına örnek olarak cihazlarının hangileri verilebilir? Fotoğraf makinesinde flaşın ani bir şekilde yük boşalmasıyla gerçekleştiği doğrudur. Radyolarda frekans ayarlayıcı, frekans ayarlamakta yük akışıyla herhangi bir işimiz olmayacağı için ikinci örnek yanlıştır. Kalpteki kasılmanın durdurulmasını ve kalbin tekrar atmasını sağlayan elektroşok cihazlarına da yine ani bir yük boşalması söz konusu olduğu için cevabımız Ceyhan 1 ve 3 oldu. 7. sorumuz bir harmonik hareket sorusu. Kütlesi ve yay sabiti verilen yayla ilgili bir sarkaç oluşturuldu. Cismin denge konumundan 5 cm'ye kadar sıkıştırılıp serbest bırakıldı. Dolayısıyla 5 cm sıkıştırıp serbest bıraktıysa, burası da 5 cm, yani harmonik hareket yaptığı noktalar için K, O, N dersek K ile arasında bir harmonik hareket gerçekleştiriliyor. İlk kez kaç saniye sonra denge konumundan geçer diye sormuş. Sıkıştırıldığımız noktayı biz K noktası olarak alacak. Düzeltiyorum. Denge konumunu O noktası olarak alt tarafta vermiş. Denge konumundan 5 cm sıkıştırmış. 5 cm de aşağıya kendisi gelecek. Yani K ile arasında harmonik hareket yapacak. Bizim için öncelikle bu hareketin periyodunu tanımlamamız gerekecek. Periyot için 2πm bölü K formülümüz, yay sarkacındaki periyot formülümüz 2πm bölü K'ydı. Pi'yi 3 almamız istenmiş. Cismin kütlesi 2 kilogram. Yay sabiti 32 olarak verilmiş. 1 bölü 6 kök dışına 4 diye çıkacağı için periyodumuz 3 bölü 2 saniye olacaktır. Periyot dediğimiz olay harmonik hareketle cismin bir uçtan bir uca gidip gelmesi olayıydı. Dolayısıyla şu an cismimiz 5 cm sıkıştırılmış K noktasında, bizden denge noktası olan O noktasına gelmesi isteniyor. Uç noktadan orta noktaya gelme süresinde T bölü 4 olduğunu ifade etmiştik. Periyodumuz 3 bölü 2 saniye ise bunun 4'te 1'i kadar süremiz olan 3 bölü 8 saniyede denge konumunda geçecektir. Cevap evet. Bir sonraki sorumuz bir çembersel hareket sorusu. Yatay ve sürtünmesiz bir tablo üzerinde bulunan M ve iken kütleli cisimler şeklinde gibi bir iple birbirine bağlanmıştır. Buna göre eşit bölümden çubuk hangi noktada noktalar arasında geçen bir eksen etrafında döndürülürse cisimler şekilde veren konuda tabla ile birlikte döner. Burada İp gerilmesinin M kütlesine uyguladığı kuvvet ve iken kütlesine uyguladığı kuvvet aynı olmak zorunda. Çünkü ip bir katıdır ve katıdır kuvvet getirir demiştik ve bu kuvvet de bizim merkezcilik kuvvetimize eşit. Yani M kütlesine uygulanan merkezcilik kuvvetle iken kütlesine uygulanan merkezcilik kuvvetin birbirine eşit olmasını istiyoruz. Bunlar aynı tablo üzerinde döndükleri için bilim zamanında aynı açıyı tarayacaklarından açısal süratlerinin eşit olması gerekir. O yüzden de merkezcilik kuvvet formülümüz olan M omega kare R'yi kullanarak sorumuzu çözeceğiz. Cisimlerin merkezcilik kuvvetlerine eşittir. Soldaki cisim için merkezcilik kuvvetimiz kütlemize, açısal hızımız için omega demiştik. Bunun yarıçap değerine R1 diyoruz. İkinci kütlemiz için kütlemiz 2, açısal süratimiz yine omega, R2 diyoruz. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak R1'in R2'nin 2 katı olması gerektiğini, yani M kütleden 2 mesafe, 2M'den 1 mesafe uzakta olan M noktasında döndürmemiz gerekecek. 9. sorumuz bir kütle merkezi sorusu. Düzgün türdeş, türdeş demekle kütle merkezlerinin tam ortalıkta olduğunu tedarik edilerek 1-2-3 konumlarındaki ipler
kuvvetlerle asılarak tutulan teller serbest bırakılır. Hangi konumlardaki teller dönmeden dengede kalır? Dönmeden dengede kalmak demekle tork dengenin sağlanması istediğimizde. Bir ilişkide baktığımızda ipin hizasına kütlenin kütle merkezinin bir tork etkisi olmadığı için ona bakmadan geriye kalan kütlelerin ipe göre torklarını alacak olursak. Ve burada telden bahsediyoruz. Telden bahsettiğimiz için de kütleyi o telin uzunluğu olarak kabul edebiliriz demiştik. Şurada iki kütle, burada dört kütle, burada iki kütle, burada iki kütle ve burada iki kütle olmak üzere kütlelerimizi gösterip ipe göre torku aldığımızda sağ taraftaki torkun 2 kere 1, 2 artı 4 kere 2, 8. Sol tarafa doğru döndürmek isteyen torkun 2 kere 1 artı 2 kere 2 artı 2 kere 3. Sol tarafın torku sağ tarafın torkundan büyük olduğu için düzenek sol tarafa doğru dönecek ve dengede kalamayacaktır. Yani birinci şeklimiz dengede kalamayacak. İkinci şekilde baktığımızda ipe göre her iki parçanın birbirinin simetrik parçalar olduğunu görüyoruz. Bu parçaların kütleleri ve kütle merkezlerinin ipe uzaklıkları simetrik oldukları için eşit olacağından dengede kalacaklardır. Üçüncü şeklimizde de yine ipin hizasındaki tele bakmadığımızda diğer tellerin yine birbirine göre simetrik ve ipe eşit uzaklıkta olduklarını görüyoruz. Kütleler eşit ve ipe uzaklıkları eşit olduğu için ipe göre bu ağırlıkların yaratacağı torklara eşit olacağı için üçüncü düzenekte dengede kalır. Cevabımız 2 ve 3 yani deniz eşit olmalı. Evet, bir sonraki sorumuz Bohr atom modeli. Bohr atom modeline göre bir atomun ikinci yörünge yarıçapının üçüncü yörünge yarıçapının oranı kaçtır demiş. Bohr'un yarıçap için bize verdiği bantı R eşittir A0 n kare bölü Z. Yani Bohr yarıçapı ki bu bir sabitti. Oran sorusu olduğu için çok ilgilendirmiyor. Bulunduğu yörüngenin yörünge numarasının karesiyle ve atom numarasıyla ilişkisi vardı. Bir atomun ikinci ve üçüncü yörüngesi dediği için, farklı bir atomdan bahsettiği için atom numarası da bizi burada çok ilgilendirmeyecek. Dolayısıyla bizim yarıçap için inceleyeceğimiz unsur bulunduğu yörünge numarası ve bunun karesi olacak. İkinci yörüngede R değeri buysa, üçüncü yörüngeye çıktığımızda üçüncü yörüngedeki R değerinin ne olacağı oran sorusu sorulmuş. Dolayısıyla bu oranın 4/9 olması gerekiyor. Bir sonraki sorumuz elektriksel kuvvetle ilgili bir soru. Sorumuzu bir okuyalım. Kütlelerin ve elektrik kütlelerinin büyüklüğü birbirine eşit. Kütleler ve yükler birbirine eşit olan. Yalnız burada yükler birbirine eşit. Büyüklük olarak birbirine eşit. İşaret hakkında henüz bir bilgi verilmemiş. X, Y, Z, W küreleri şekilde bir şekilde gidek gibi taban asılığında. Boyları eşit. Boyları eşit de elektriksel kuvvet için birazdan kullanacağımız bantılar lazım olacak. K, L, M, N yalıtkan iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla T, K, T, L, T, N, T, N oluyor. L ipindeki gerilme, N ipindeki gerilmeden daha büyük olduğuna göre yük işaretleri için ne söylenir demiş. Şimdi burada yükler birbirine iple asıldıklarında en üstteki ip gerilmesi, yani birinci düzenekte K ipi için, ikinci düzenekteki M ipi için toplam ağırlığı taşıdığını söylemiştik. Kütlelerin birbirine eşit olmasından dolayı X, Y toplam ağırlığıyla Z, W toplam ağırlıklarına eşit olduğu için K ve M ipindeki gerilmeler zaten eşit olmak zorundaydı. Burada bizim için önemli olan L ipindeki gerilmenin N ipindeki gerilmeden büyük olduğu bilgisi. Baktığımızda bu iki cismin ağırlıklarının eşit olduğu bilgisini almıştık. Dolayısıyla bu ip gerilmesinin bundan büyük olmasından şu sonuca ulaşmamız gerekiyor. X küresinin Y küresine uyguladığı elektriksel kuvvetin itici, Z'nin W'ye uyguladığı kuvvetin ise çekme anlamında olması gerekiyor. Çünkü yukarıda boylar eşit ifadesini kullanacağımızı söylemiştik. Burada elektriksel kuvvet bantımız olan K kökü 2 bölü dekaya 2K sabit. Elektrik yüklerinin büyüklükleri eşitti. İplerin boyları eşit olduğu için aralardaki uzaklıklar da eşit olduğu için. Bu iki elektriksel kuvvet birbirine eşittir. O yüzden hani her ikisi neydi bu daha çok itmiş gibi bir çıkarım yapamıyoruz. O yüzden mecburen X'in Y'yi itmesi, Z'nin de bunu çekmesi lazım. Başka koşullar L'deki gerilme neden büyük olamaz. Yani biz olabilir sorusu zaten dikkat edecek olursak arkadaşlar. X ve Y'nin eşit olması gerektiğini, X ve Y'nin işaretinin aynı olmadığı A şeklini direkt deneyeceğiz. Diğer seçeneklere baktığımızda tamamında X ve Y'nin işareti aynı. Burada da Z ve W'nun işaret olarak birbirinden ters olması gerektiğini çünkü birbirlerini çekeceklerdi. B şeklinde işaretler aynı, C şeklinde işaretler aynı, D şeklinde işaretler aynı. Olabilir diyerek tek farklı olan seçenek E şeklinde doğru cevap olması gerekiyor. Bir fotoelektrik devre sorumuz. Fotoelektrik devre sorumuzda eşik enerjisi ki diğer adı bağlanma enerjisiydi.
eşlik enerjisinin 2,5 elektron volt olarak verilmiş. Işınların dalga boyunun 3100 angstrom olduğu verilmiş. Fotoelektrik olayda biz gönderdiğimiz foton enerjisini H bölü lambda bantısıyla dalga boyuna verdiyse, dalga boyu ilişkisinde H bölü lambda bantısıyla buluyoruz söylemiştik. Burada H sabitini 12400 ev angstrom olarak vermiş. O yüzden de biz de dalga boyunu 3100 angstrom olarak aldığımızda bu fotonun, gönderilen fotonun enerjisinin 4 elektron volt olduğu bilgisine ulaşacağız. Fotoelektrik enerjisini kısaca bir hatırlayacak olursak, fotonumuz bir yüzeye gönderiliyordu. Yüzeyde elektronumuzun bir bağlanma enerjisi vardı. Ve fotonumuzun enerjisi bu bağı kopartmaya yetiyorsa fotoelektrik olay gerçekleşir. Elektronumuzdan belirli bir kinetik enerjiyle karşılığını çarpıyordu. Yani E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik bağıntımız vardı. Gönderdiğimiz foton enerjisini 4 ev olarak biz hesapladık. Bağlanma enerjisini 2,5 ev olarak soru verdi. Dolayısıyla kinetik enerjinin 1,5 elektron volt olması gerekir ve doğru cevap. Bir sonraki sorumuza baktığımızda bir tork sorusu karşımıza geliyor. X ucuna bağlı menteşe çevresinde çevresinden serbest çevrilen düzgün ve türdeş çubuk, yani bu çubuğumuzun ağırlık merkezini tam ortadan, kütle merkezini tam ortadan göstereceğiz. 5 bölmeli bir çubuk olduğu için 2,5 bölmeden aşağı doğru ağırlığımızı göstereceğiz. Dengede kalması isteniyor. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğünün çubuğun ağırlığına eşit olması için bilgide uygulayacağımız kuvvetin çubuğun ağırlığına eşit olması gerektiğini söyledi ve kesikli çizgilerde belirtilen noktaların hangisinden tabana bağlamamız gerektiğini söyledi. Şimdi biz tork alırken uygulanan kuvvetin dönme noktasına dik uzaklığıyla çarpmamız gerekiyordu. Bunun için de şunu yapacağımızı söylemiştik. Kuvvet doğrultusuna dönme noktası olan noktadan bir dik çizerek kuvvetimizi o dik uzaklıkla çarpmamız gerekiyordu. Dengenin sağlanması için de saat yöne döndürmek isteyen torklar toplamının, saat yönünün tersine döndürmek isteyen torklar toplamının eşit olması gerekiyordu. Burada bizim ağırlığımız saat yöne döndürürken astığımız iple saat yönünün tersine doğru bir tork yaratmaya çalışıyoruz. Burada çubuğun boyu 5 iken biz kütle merkezinin dönme noktası olan uzunluğunu 2,5 birim olarak görecek olursak, bu açı 53 ise ters açıdan bu açı 53 olacak ve benim aradığım uzaklık karşılık uzaklık. Sinüs 53 ve kosinüs 53 değerlerine bakacak olursak 90'ın karşısına 2,5 birimlik bir uzunluk geliyorsa 53 derecenin karşısına 2 birimlik bir uzunluk geleceğini söyleyebiliriz. Yani ağırlığımız G, dönme noktasına dik uzaklığımız 2 birim. İpteki gerilme kuvvetinin de G olması isteniyor. O zaman dönme noktasına dik uzaklığı bunun da 2 olmalı. Dikkat edecek olursak ipler zaten dönme noktasına dik bir şekilde bağlantı verilmiş. Dolayısıyla dönme noktasına dik olarak 2 birim uzaklıkta olan N noktasını asmamız ipteki gerilmeyi G ağırlığına eşitleyecektir. Yani cevap bu soru. 14. sorumuz bir manyetik kuvvet sorusu. Sonsuzlukta birbirine paralel D aralıklı iletken KLT'lerinden sırasıyla İK'yı ile yakınlarına geçtiğini söylüyor. Yön belirtmemiş. K'nın E'ye uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü belirtilmiş. Akım geçen tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvetin formülü 2K I1 I2 L bölü D bağıntısıyla buluyorduk. Burada K dediğimiz sabit, L dediğimiz bize verilen uzunluk ve D ile iki tel arasındaki uzaklığı ifade ediyordu. Bu durumda K'nın E'ye uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F olarak verilmiş. Buna göre L'nin K'ya uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü 9F. Bu kuvveti 9 katına çıkartmamız isteniyor. Bunun için sadece aradaki uzaklıkla oynamamız isteniyor. Uzaklıkla kuvvet arasında ters orantı olduğu için biz kuvveti 9 katına çıkartacaksak uzaklığı 9'da 1'ine düşürmek zorundayız. Yani cevabımız A şıkkı olmalı.